konuşmalarını yapmak üzere Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu İngilizce öğretmeni Sibel Yıldız'ı mikrofona davet ediyorum. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının var olma veya yok olma savaşları için egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı'na hoş geldiniz öncelikle. Bildiğiniz gibi dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Bugünü milliyetçe büyük bir coşkuyla kutlamayı temenni ediyorum. 23 Nisan tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Milletimiz, egemenliğini, yurdumuzu ele geçirmek isteyen düşmanlara, bunlarla işbirliği yapanlara karşı savaşarak kazanmıştır. Bu nedenle egemenliğimiz ulusal varlığımızın başındadır. Bizler bugün de çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatacağız. Günümüz büyükleri sonraki kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır. Bu ülkemize ve yarın büyükleri çocuklarımıza olan en temel görevimizdir. Sözlerimi Atatürk'ün sözleriyle devam ettirmek istiyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizlere sesleniyorum tekrar. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Evet, Ulu Önderimizin de dediği gibi sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ile yaşamak ümidiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Atatürk diyor ki, yetişecek çocuklarımıza tahsilin hududu ne olursa olsun, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi benliğine, milli geleneklerine, düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Konuşmalarını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Burak Candemir'i mikrofona davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Muhtarlarım, değerli meslektaşlarımız, değerli velilerimiz ve uzun yol kat ederek misafirimiz olan, bizleri onurlandıran, şeref veren Makedonya'dan gelen değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ve Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığıyla yüzleri pırıl pırıl parlayan çok sevgili çocuklarım. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Biz bu güzel günleri sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Bu gösterilerin hazırlanması için emeklerini eksik etmeyen değerli meslektaşlarım, çeşitli fedakarlıklar yapan, hizmetlerini, imkanlarını bizler için sunan değerli velilerim ve bu sizler için hazırladıkları gösterileri çalışırken o heyecanlarını, minik yüreklerini, çarpan yüreklerini hissettiğimiz o güzel çocuklarımız, hep sizler sayesinde yaşıyoruz bugünleri. Size çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim için diğer bayramlardan daha biraz daha önemli, biraz daha anlamlı. Çünkü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, biz bu sene yurt dışındaki soydaşlarımızı da, Makedon çocukları da, Arnavut çocukları da aramızda ağırlıyoruz. O yüzden bu konuyla ilgili, bugünün anlam ve önemiyle ilgili Makedonya Ohrid şehri Kardeşlik ve Birlik İlkokulu Okul Müdürü Sayın Muammer Doko'yu da mikrofona davet ediyorum.
yıldan sonra Makedonya Ohri kenti Kardeşlik ve Birlik İlkokulu'yla terzi alan ilkokulu, imzaladığımız protokoller yazılımları, kardeş okul, bundan sonra tüm sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerimizi, uluslararası çapta festivalleri ve yarışmaları birbirimizle koordine olarak gerçekleştireceğiz. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor. 23 Nisan'la ilgili mesajını almak için mikrofonu Sayın Muammer Doko'ya veriyorum. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın Terzi Alan. Günaydın Sayın Belediye Başkanı. Günaydın Sayın Müdürüm Murat Candemir. Günaydın hocalarım. Günaydın ebeveynler. Günaydın sevgili öğrencilerim. Ondanki okuldan Makedonya'dan çok selam götürüyorum. Bayram günü, çocuk günü tebrik edeyim. Mutlu olsun 23 Nisan Çocuk Bayram Günü. Çok selam götürüyorum Makedonya'dan, Makri'den. Bir taraftan ki EPES'i, ebeveynlere, öğrencilere teşekkür edin. Bu karşılığına da ne yaptı? Bizim öğrencilere, bizim öğretmenlere. Ona göre ki MBC'si bekliyorum. 19 Mayıs için durum bize karşılayan MBC de verelim. Tam nasıl MBC bekliyoruz, aynı nasıl siz. Yoksa ben öğrenciler, öğretmenler çok sevgiliyle gelmiş size belediyede, ona göre ki onun elli müdür bey Murat Candemir, biz bugün de Emre kardeşken gibiydik, şimdi emsizlik kardeş olacağız. Teşekkür ederim da bir defa benim hocalarım da öğrenciler de size çok selam, tebrik edeyim de bir defa 23 Nisan'ı çok ilgini kutlu ve mutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet, konuşmamı bitirmeden önce kardeş okulumuzu ağırlamamızda imkanlarınızı seferber eden sizlere ve belediyemize, belediye başkanımız Tuncay Göğmen'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıyeten bunu hep birlikte bir araya toplandığımız için, duyurmak için bugünü beklemiştim. Uzun süredir bir hayalimizdi bu. Yani çocukların teneffüslerinde daha eğlenceli, dinlendikleri, o enerjilerini pozitif bir şekilde atabildikleri bir aktivite alanı istiyorduk okulumuzun bahçesinde. Çok uzun zamandır bu çocuk parkını bize kazandırdığı için de gene belediyemize ve eski belediye başkanımız Sayın Bahattin Sağ'a buradan çok teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum izninizle. Teşekkür ederim.